Ulan baban da mı fotoğrafçıydı bayağı sürmez. Dakika bir bu bir başladı kendi övmeye. Sen ne kadar seviyorsun kendini ya? Kesin senede sürekli kaslara falan bakıyorsun. Ya sen beni kasta buluyorsun yani ha? İyi bunu öğrendim iyi oldu. Hayır ya öyle demek istemedim. Ne bileyim kendini beğeniyorsun ya. Erkekler de böyle sürekli evde aynanın karşısına geçer. Hani böyle kaslarına falan bakar. Öyle demek istedim de ne anlatıyorum sana ya? Neyse şunlara baksana bir. Bakayım. Yani seninkiler kadar iyi değillerdir ama. Ya sen deli misin? Bunlar benimkinden bile iyi. Bir şey söyleyeyim mi? Senin gözün bayağı iyiymiş ha. Yalnız sadece bir ufak üçte bir kurala uymamışsın. Nasıl yapacağını göstereyim yani anlatayım mı olayı? Tamam. Bak dur. Gel bakalım. Şimdi şöyle düşün. Kaldırıcı üçe böldüğünü düşün tamam mı? Yukarıdan aşağıya ya da sağdan sola hiç fark etmez. Ama deniz fotoğrafı çektiğimiz için biz yukarıdan aşağı yapalım istersen. Bak ufuk çizgisini şöyle yani üçe böldüğün zaman yukarıdaki kısma getirmeye çalış tamam mı? Yani o çizgi ufuk çizgisi olsun. İki kalan kısımda deniz olsun. Deniz daha fazla olacak aslında. Anlatabildiğimi bilmiyorum ama. Biraz karışık ama. Dene bakalım. Yapacağım, deneyeceğim bir saniye. Bak, çekiyorum. Çek. Fotoğraf çekerken bize olan çok az kişi gördüm. Dedim bu anı ölümsüzleştireyim. Tamam atarsın o zaman onları bana. Olur atarım. Şimdi ne yapalım? Şöyle gidelim burada böyle yıkık dökük binalar vardı. Oradan da güzel fotoğraflar çıkar. Olur hadi gidelim. Çantanı alalım.